Yerimiz var. Bu bıraksana. Kısa bak. Çekim yapacaklar. Bak. Ya tam oğlumuz da var dışarıda, alabilir miyiz? Tabii. İçeriye şöyle kenarda otur. İsmim Cahit Çiğdemgül. İşte 4 ay başladı. 4 ay önce başladı bu hastalık. Yani haber aldık. İşte geldik buraya, muayeneye girdik buraya. Ondan sonra bende bir antiskop yapılması lazımdı. Onu yaptılar. Yaptıktan sonra 15 gün sonra mide kanaması, antiskop kanaması geçirdim evde. Ondan sonra kusmuşum. Çocuklar acile getirdiler. 1,5 gün acilde yattım. Tekrar ben işte tekrar antiskop şey aldılar. Antiskopu aldılar. Ondan sonra işte şeker var. Tansiyonum pardon. Şekerim var, kalbim var. Ondan sonra işte ameliyatı aldılar tekrardan beri. İşte 15 gündür, bir haftadır yatıyoruz. Oğlum da dönerim. Şey, ciğerimi ondan aldım. Evet. Kendi günlüğünden verdi. İşte bugün hemen hemen 15 gündür yatıyoruz. Sağlığım iyi. Allah'a şükür. Devletimize, milletimize Allah razı olsun. Hepatit B. Hepatit B. Tesisi koymuşlardı. Ondan sonra karaciğer nakli. Sonuçları çıktı. Tabii şimdi biz iyi şöyle bir kendimi toparlayayım. Tabii ben de bağışlayacağım yani. İlerisinde gidip bağışlayacağım. Laki bir organ bağışa gitmem lazım yani. Gider görüşürüz. Herkesi tavsiye ederim. Burada öyle çocuklar geliyor ki 4-5 yaşında, 3 yaşında çocuklar böbreklerini veriyorlar annelerine, kardeşlerine. Yani onlar verdikten sonra biz niye vermeyelim? Evet, evet, Akdeniz Üniversitesi'nde oldum. Evet, 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 nakil bölümünde oldum. Hocalarıma da çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Özellikle Bülent Bey'e, Ali Bey'e, Abdullah Bey'e. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Hemşirelerine, kattaki hemşirelere, koordinatlara da çok teşekkür ederim. Ben Burak Çiğdemgül, 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Babamın rahatsızlığından dolayı buraya geldim. Donör adayı oldum. Benim organım uydu babama. 18 Nisan'da ameliyat olduk. Yaklaşık 10-12 saat süren bir ameliyat olduk. Ameliyat sonucunda benim ciğerimi alıp babamı taktılar. Ondan sonraki süreçte ben bir hafta sonra taburcu oldum. Babamın hastalığı biraz daha devam ediyor. O biraz daha bana bir alıcı olduğu için biraz daha kötü. Onun dışında organ naklini bunu şey olarak da hani herkese tavsiye, biz de buraya düşmeden önce biz de çok bilgili değildik doğrusunu söylemek gerekirse. Ama buraya düştükten sonra insan başına geldikten sonra anlar derler ya. Buraya düştükten sonra daha iyi anladık organ naklinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu. Organ naklini herkese canlı olmasa bile en azından kadavra durumunda insanların organlarını bağışlamasını herkese tavsiye ederim. Çünkü başına gelmeyen bilmez ama başına geldikten sonra insan çok önemli olduğunu anlıyor. Sonuçta can, dediğim gibi canlı da olabilir ama canlı insanlar korkuyor genelde. En kötü kadavra olarak organlarını herkesin bağışlamasını tavsiye ederim. Siz taburcu oldunuz herhalde. Ben taburcu oldum. Yaklaşık 3-4 gün oldu. Bugün ilk kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi zaten Abdullah Hocam. Herhangi bir problemim yok benim. Babanızın taburculuğu planlanıyor mu? Babamın taburculuğu yani değerlerin iyiye gitmesine göre o tabii planlanıyor ama biraz daha bir süreci var alıcı olduğu için biraz daha yoğun oluyor onların problemleri. Akdeniz Üniversitesi organ nakli bölümüne Gülçeyra Hanım'dan başlayarak Gülçeyra Hanım, Ali Bey,
Zühre hemşiremiz, Uğur Bey, Ali Bey, Gülçehra Hanım'dan başlayarak bizim koordinatörlerimiz bunlardı. Hepsine çok teşekkür ederim. Onlardan sonra Bülent hocamıza ve Abdullah hocamıza, Ali hocamıza, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hizmetlerinden dolayı ve şeylerinden dolayı çok memnunuz onlardan. Organ nakli bölümünün 3. katında yattığımızda hemşirelerimizin hepsi birbirinden iyi ve ilgili, alakalı. Onlara da canı gönülden teşekkür ederiz. İsmim Ramazan Yavaşlar, Antalya, Korkuteli'yiz. Çocuğum 3 yaşından itibaren Wilson hastasıydı. Karaciğer yetmezdi. Karaciğerde bakır birikmesi vardı. Bu zamana kadar hap tedavisi gördük, ilaç tedavisi gördük. Son safhaya kadar. Sonra karaciğeri iflas etti. 50 gündür hastanedeyiz. Karaciğer nakli oldu bayramdan 3 gün önce. Şu an için hamdolsun gayet iyi, sağlıklı. Hocalarımıza, doktorlarımıza yani teşekkür ediyoruz. Bu zaman zarfında bizle çok iyi ilgilendiler. Yani tedavimize şu an için devam ediyoruz. 1-2 gün sonra, 3 gün sonra taburcu olma durumumuz var. Tedavi evimizden devam edeceğiz. Aralıklarla buraya tekrar gelip muayene olacağız. Şu andaki durum budur. Ben bundan önce çocuğun tedavisi için İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, yurt dışı olarak da Azerbaycan'a ve değişik bölgelerden tedavi için başvurular yaptım. Ancak hiçbirinde bir başarı elde edemedik. En son burada sağ olsun organ naklindeki doktorlarımız, arkadaşlarımız yardımcı oldular. Tabii aklımda bir tereddüt vardı. Akdeniz Üniversitesi'nin Antalya'lıyız, buralıyız ama tereddüt vardı. Organ naklinde ne kadar başarılı oluruz veya olamayız gibi. Benim beklentimin kat kat üstünde bir başarı sağlandı ve gerçekten bir dünya markası. Yani organ bağışı yapmak isteyenler, organ nakli olmak isteyenler, yani korkmalarına gerek yok. Burada gerçekten bir çaba var. Herkese öneririm. Yani gerçekten çok nezih bir şekilde tedavimiz yapıldı ve yapılıyor. Herkese öneririz. Operasyonda anneden... Evet, şöyle çocuk karaciğer nakline hızlı bir şekilde hazırlanırken birinci donör olarak anne benden, dayısından, halasından, teyzesinden verici olmalar için tahliller yapıldı. Ve burada birinci öncelik anne seçildi. Damar yapısı, organ yapısı itibariyle. Annede karar kılındı ve annemiz verici oldu. Ve başarılı geçti. Annemiz gördüğünüz gibi 6-7 günde kendine geldi. Hamdolsun daha da iyi. İşte çocukta da hamdolsun başarı sağlandı. Ve önümüzdeki süreci değerlendireceğiz. Yani her şey için huzurluyuz. Yardımları olan gerçekten bizi bu safhada destekleyen hocalarımızdan herkesten teşekkür ederiz. Yani organ bağışı ülkemizde kısıtlı, zayıf. Bu konuda insanların korkmamasını, bu konuda bilgi almaları ve birbirimize yardımcı olmak her zaman insanlık görevimizdir. Organ bağışından kaçmayalım. Yardımcı olalım. Mücadelemizi gösterelim. Diyeceklerim bu kadar. Hani herkesi organ bağışına davet ediyorum. Bir daha alıyorum.